Bir kahve içelim dostum. İçelim dostum. Sen gel yeter. Susadın mı? Susarım abi. Susacağım mı? Su iyidir ya. Suyumuz kalmadı. Vardır vardır. Türkiye'de su kalmamış. Neredeyse. Niye bir su memleketi değil mi? Bir sürü HES yaptılar ya. Of. Abi HES yaptılar yani. HES ne? Suyu al, doğal suyu al. Kutula, borula. Doğadan uzaklaştır. Doğa beslenmesin. Sen o suyu al, sat. Evet, su sonuçta gene tüketiliyor gene ama bambaşka yerde, bambaşka şekilde. Ve oradaki canlı üreyemediği için suyu çekecek bir şey de olmuyor. Ve bütün doğa bozuluyor. Ve bunu bozsunlar diye başımıza adamlar seçmişiz. O ağrıma gidiyor. Su savaşları bekleniyor 2030'larda. Neredeyse. Eli kulağında bizim de çok bereketli değiliz bu konuda. Olduğumuzu iddia ediyorduk ama. Değiliz abi. Bugüne kadar kandırılmışız yani. Kandırıldık mı yoksa miras yedi gibi olan biteni yedik bitirdik mi? Abi bize sanki bir bu hiç bitmeyecekmiş izlenim verildi. Yani o kandırılma burada. Evet. Bizim memleketimiz. Çok yeşil dediler. Avrupa'ya gittim. Valla bizimki yeşilmiş falan değil yani. Bizim insanlarımız çok saygılı dediler. Gittim başka yerlere bayağı bir saygılılar. Bayağı bir stresliyiz. Bayağı bir tiksindiriz falan. Yani bizim... O zaman iş nereden baktığına göre değişiyor. Aynen ona göre değişiyor. Yani amacın ne senin? Hani temel nokta ölçütün ne? Yani ne bir kere şey yani resmin tam ortasında durdu tamam mı? Evet, Arap çölüne göre sulak bir memleketteyiz belki ama. Evet. Ama şey Arap çölüne göre baktığında sulak bir yerdeyiz. Burası bir cennet. Lakin cennettekilerde bir sıkıntı var. Oraya göre ama. Ya şey var ya. Bakış açısı denen ne? Abi sözü somutladığın zaman çok eğlenceli bir hale geliyor. Şimdi şu koskoca dünyada. Aa koskoca dünya deyince bak aklıma şey geldi. Nazım Usta'nın "Ben Erci kendini niçin öldürdü?" diye uzun şiirli romanı diyebileceğimiz, şiirli uzun öyküsü diyebileceğimiz eserinde bir şiir var. Diyor ki, gözüme altın bir damla gibi akan yıldızın ışığı, ilk önce boşlukta deldiği zaman karanlığı, toprakta göğe bakan tek bir göz bile yoktu. Yıldızlar ihtiyardılar, toprak çocuktu. Yıldızlar bizden uzaktır ama ne kadar uzak. Ne kadar uzak ve yıldızların arasında toprağımız ufaktır. Ama ne kadar ufak. Ne kadar ufak ve Asya ki toprakta beşte birdir. Ve Asya'da bir memlekettir Hindistan. Kalküta Hindistan'da bir şehirdir. Ben Erci Kalküta'da bir insan. Ve ben haber veriyorum ki size Hindistan'ın Kalküta şehrinde bir insanın yolu üzerinde durdular. Yürüyen bir insanı zincire vurdular ve ben tenezzül edip başımı ışıklı boşluklara kaldırmıyorum. Yıldızlar uzakmış, toprak ufakmış, umurumda değil, aldırmıyorum. Bilmiş olun ki benim için çok daha hayret verici, dehşetli ve kocamandır yolu üzerinde durulan, zincire vurulan insan. Şimdi müthiş bir tasvir. Önce bir de müthiş bir ses okuyor. Ya evet. Önce teveccüh diyelim. Hiç ben öyle şey diyelim. Eyvallah. İyidir abi yani. Eyvallah. Kötü de kötüdür. Koskoca evrende bir toz zerresinden daha küçük hale getirip insanı, sonra bir tek insanın özgürlüğünün bile bütün bir evrenden daha değerli olabileceğini anlatmak aslında öyküye nereden baktığınla ilgili. Bakış açısı sözcüğüne dönersek, şimdi Nazım Usta'nın dediği gibi yıldızlardan ufak toprağımızın
Beşte birinin içinde bir memlekette, bir şehirde, bir mahallede, bir sokakta, bir dairede iki tane sandalyede oturan iki adamız abi. Şu koskoca evrende bana en yakın hemcinsim şu anda sensin. Ya da en uzak. Hani nereden baksan evren boyutlarında sanki aynı noktada duruyormuş gibiyiz. Yani işte 1,5 bilemeden 2 metre var aramızda. En yakınındasın ya. Yani aynı noktada duruyoruz. Ama şu anda Cafer, abi ne görüyorsun desem söyleyeceklerin konusunda hiçbir fikrim yok. Benim bile yok. Senin de. Benim aklımda yok. Benim gördüklerim, benim sana anlatacaklarım konusunda da fikrim yok. O da yok. Kendim aklımda da yok. O ayrı bir şey. Yani şimdi Cafer ne görüyorsun desem bana ve arka tarafıma doğru bakıp bana bir şeyler tarif edebilirsin. Ama o tarif edeceğin şeyleri ben bilmiyorum. İşte bakış açısı aslında böyle bir şey. Aynı noktada dursan bile bambaşka yerleri görebilmek durumu. Şimdi buradan başka bir şeye takılalım. Öğrenci sınıf geçer, takdir alır, başarılı olur ya da öğretmen onu bırakır, öğretmen kırık verir. Tam notu kendin alırsın, kırığı öğretmen verir. Vermesinler. Nereden bakıyorsun, nasıl bakıyorsun? Başarıyı niye sahipleniyorsun da başarısızlıkta niye bahane arıyorsun abi? Valla benim sen anlatırken kafam hala şiirde bir yerde kilitlendi durdu. Hani birkaç yerde kilitlendim. Ve düşünüyorum bir tarafta çok güzel gidiyorsun. Ben şimdi Mehmet iyi, çok iyi gidiyorsun. Birincisi yıldızlar yaşlı ve uzak ya. Evet. Yaşlı ve uzak mı bir soru? Bir yerde duruyorum. Dünya bir toz, bir taze bir toz parçası mı? Çok mu taze, az mı taze, ne kadar taze? Neyse bayat. İşte neye göre, nereden baktığına göre? Bütün bunlar bir soru. Bakın, Benerci'nin önünü niye kestiler? Dertleri neydi? Onlar kendi baktıkları pencerede onu neye engel olarak gördüler ki kendi hedeflerine varmak için bu engeli kaldırmaya ihtiyaç hissettiler. Onların çocuklarının hikayesini okuduğumuzda başka bir hikaye anlatırız. Koçgiri, Sivas'ta bir bölge. Koçgiri'yi isyan etmiştir devlete. Evet. Onu öldürmek için de gitmiştir Topal Osman. Giresunludur. Giresunlu Boşak'tır. Katliam etmiştir. Tecavüzler olmuştur. Bir köyünde anlatırlar onları. Sivas'ta Koçgiri köylerinden birini anlatırlar. Herkes silahını kuşanmış. Önce bizim karıları vuralım. Bunların başına bir şey gelmesin. Yoksa düşmanımız kalın diye. Sonra işlerinden bir tanesi demiş ki herkes bir kurşun saklasın. Baktık ki olmuyor, karılarımızı vuralım. Ve kendimizi vuralım. 200 key yerle bir edilmiştir. Ama git Giresun'a, Topal Osman'ın heykeli vardır, kahramandır. Git Sivas'a, Koçgiri bölgesine, bir katildir. Bütün tarihi kalmıştır. Bütün kaynaklarını tüketmiştir. Bütün koyunları bilmem neyi talan etmiştir. Katliamcı bir adamdır. Evet. Ama aynısına Giresun'da film yaparlar. Bir kahramandır. Evet. Atatürk için bir zaman çok muhteber bir adamdı Topal Osman. Evet. Sonrasında onunla uğraşır. Bütün hikaye Benerci'nin önünü niye kestiler? Kesenlerin hikayesinde ne vardı? Nazım Hikmet'in penceresinden bakarsak, bulunduğu pozisyon itibariyle Benerci'den yanarken,
Evet. Başka bir pozisyon olsaydı Benerci'yi nasıl tarif ederdi? Bu da bir soru. Evet, yani öyküyü kimin yazdı, nereden baktığı, ne gördüğüyle ilgili. Bunun altında da çok daha önemli bir şey var. Nazım Hikmet'in kim oldu? Nasıl bir kimliğe sahip oldu? Hı-hı. Bunun nasıl yapılandığı, nasıl bir aile kökeninden geldiği, nasıl bir mücadelenin içinden geldiği. Resmi her yerden açmaya çalıştı. Hı-hı. Ve her bir yerden resmi açtığında başka bir uzantıdan söz edersin. Kuşkusuz. Nereden bakıyorsun soru bu? Bu şeye benziyor. Konuşma eğitimlerinde bir cümleyi vurgularken bazı sözcükleri vurgulu söyleriz. Baskın söyleriz. Bunda da hep şey vardır. Türkçe'de cümle vurgusu nerededir dediğinde hep genel geçer yazılı kurallar üzerinden işte yüklemdedir, yüklemden bir önceki sözcüktedir gibi cevaplar gelir. Oysa böyle bir şey yok. Sen o cümleyle ne öykü anlatmak istiyorsan o cümlenin vurgusu o sözcüktedir arkadaşım. Yani doğru soruyu sorarsın, o soruya verdiğin cevaptır. Hep verdiğim örnektir. Ayşe eve gelince hiçbir şey yapmazmış. Bu cümlede yapmazmış virgülse söyledikleri kurala göre hiçbir şeyde vurgu olması lazım. Yani Ayşe eve gelince hiçbir şey yapmazmış. Olabilir. Ama ben bu cümleyi nereden okuyorum, hangi öykü üzerine ediyorum? Soru şuysa, kim eve gelince hiçbir şey yapmazmışsa, Ayşe eve gelince hiçbir şey yapmazmış dediğinde vurgu Ayşe sözcüğüne geliyor. Ayşe ne zaman hiçbir şey yapmazmış dediğimde, Ayşe eve gelince hiçbir şey yapmazmış. Vurgu eve gelinceye geliyor. Ve ikisi farklı öyküler. Vurguyu Ayşe sözcüğünde yaptığımda Fatma'nın, Mehmet'in, Ali'nin evde bir şeyler yaptığını ama Ayşe'nin yapmadığını anlıyorum. Ayşe eve gelince hiçbir şey yapmazmış dediğimde iş yerinde çok çalışıyor da artık eve geldiğinde hiçbir şey yap. Bir tek cümleden çıkan bambaşka öykülerden söz ediyoruz. Nereden bakıyorum? Ne öykü anlatıyorum? Öykünün senin deyiminle hangi dalından, hangi yolundan gittiğimde ne görüyorum? Ona bağlı. Burada şu vurguyu yapıyor olmak lazım. Şöyle bir teori var. Aynı zamanda bir çok da anlamlı bulduğum bir şey var. Eş zamanlık teorisi. Çocuk elmanın, elma ağacının altında duruyordu. Olgunlaşmış bir elma vardı. Ona baktı ve elmayı istedi. Elma düştü. Çocuk istediği için mi düştü? Elma olduğu için mi düştü? Rüzgar çıktığı için mi düştü? Zaman denk geldiği için mi düştü? Yoksa bütün bunların hepsinin eş zamanlı birleşmesinden mi elma düştü? Çocuk elmayı neden istedi? Olgunlaştığını fark ettiği için mi istedi? Altında olduğu için mi istedi? Yaramazlıktan mı istedi? Bir sürü hikayenin uzantısı var. Onun için burada kritik olan nokta zannımca baktığım açı galiba benim açım bile olmayabilir. Taşıdığım açılarla bakıyorum. Örneğin toplumsal değerlere. Örneğin namus kavramına. Birinin örneğin kız kardeşimin ya da eşimin ya da komşumun tercihlerine anlamlar yükleyip müdahale edebiliyorum. Ama ben olarak mı, babam olarak mı? Dedem olarak mı, çevre olarak mı? Bakış açım benim mi? Bu da daha sert bir soru olsun. Ortada bir yerde olsun. Bir gün konuşuruz. Bunu konuşalım, bu önemli. Özellikle bu namus kavramına, oradaki cinsiyetçi bakışa bazen çok takılıyorum. Bunun mutlaka üzerinde duralım. Ama bakış açısı ve başarı öyküsüne dönersek. Hani kabahat samur kürk olmuş, kimse üstüne almamış derler ya. Neden sınıfı geçen benim de kaldığımda öğretmen bırakıyor? Çok basit bir sebebim var, biliyor musun? Eğer sen beni onaylarsan, ben beni onaylarsam, iyi işte, hayatta kalacağım. Eğer sen beni eleştirirsen ve ben beni eleştirirsen, bir gürültülü havuzun içine sıkışacağım. Gerçekten böyle mi peki? Yoksa bu benim zannım mı? Böyle. Zannımca.
Ve bu zandan dolayı da zaten sıkışmıyor muyum ben? Yani ben başkasının giydiğime ettiği cümle karşısında bile kendimi kötü hissetmiyor muyum? Ya da sen yaptığın bir gösterideki alkış ya da alkışsızlık üzerinden gösteri yorumu yapmıyor musun çoğu zaman? Yapıyorsun tabii. Öyle ama. Öyle önüne aldık. Ama gösteri dediğimiz şeyde beğenirse bir yere gideceğiz. Kişisel olarak tercih ettiğin giyim gibi, yiyip içtiğin gibi ya da gittiğin geldiğin yerler ya da arkadaşlıklar gibi kişisel tercihler başkadır. Bir gösteri gibi beğeniye sunduğun bir eylem başkadır diye düşünüyorum. Ya kendini nasıl kandırdığına karışamam dostum. Herkes kendini bir şekilde kandırıyor. Lakin kimisi sanat yapar. Hı hı. Kimisi de gösteri yapar. Sanat yapan insanlar bazen üç kişiye, kitleye yaparlar. Bu da onlara yeter. Ben tamam, iyi bir sanatkarımdır der, sanatına inanır ve yoluna devam eder. İster bir kişi dinlesin, ister hiçbir kişi dinlesin. Bu başka bir boyuttur. Kimisi ise yaptığının geçer akçe olup olmamasına göre değerlendirir kendini ve diğerlerini diye düşünürüm. Orada bir ince çizgi var. Yani ben yapıyorum, isteyen alır, isteyen almaz tavrını da çok net ve çok anlamlı bulmuyorum açıkçası. Hani sanat eyleminin içinde bir insan olarak. Kuşkusuz salt insanların beğenisini toplamak üzere özellikle kolaycı, popülist dediğimiz yollara gitmek onayladığım bir şey değil benim baktığım tarafta ama insanlara bir şey anlatmayacaksan, bir sözün yoksa ve bu insanlara ulaşsın istemiyorsan zaten sanat eyleminin içinde bulunmuyorsun ki. Yani bir şey üretiyorsun. Bir ya da bin. Birine erişsin. Bu sözümle birine bir şey söylemiş olayım. Yaşamda bir şeye dokunmuş olayım güdüsüyle yapıyorsun. O zaman ben yaparım. Bakan baksın, bakmayan bakmasının zaman zaman lan beceremedim, kimse dönüp bakmadı, o zaman kuyruğu dik tutayım bahanesi de edildiğini düşünüyorum. Şu an ne var? Bilmem. En son sakal vardı. Eyvallah.